Ha, geliyor Songül abla. Kız ne olmuş buna, böyle rengi ruhsarı atmış. Ne, kötü bir şey mi oldu acaba? Abla iyi misin? Abla ne çıktı, boş mu sahiden? Abla ne oldu, söylesene. Rüya mı görüyorum ben? Ha? Gerçek mi bu yani? Gerçekten parkta mıyız biz? Ha? Üçümüz. Bir de şu Gamze. Gerçek değil mi bu? Kız gerçek mi, rüya mı? Cimrikleyin beni bir. Abla ne oluyor lan? Gerçek. Gerçek. Kızım Allah, gerçekmiş ya, gerçekmiş. Rüya değilmiş. Allah'ım ben ne yapayım? Ben ne yapayım Allah'ım? Rüya değilmiş bu, gerçekmiş vallahi. Ay. Abla söylesene ne oldu? Allah be! Ana! Bağırma, bağırma. Kurban olayım, bağırma. Vallahi bir yanlışlık oldu diyecekler, gelecekler, alacaklar diye ödü kopuyor zaten, bağırma kız. Kız ben nasıl bağırmayayım, ben nasıl bağırmayayım? Felak 40 yılda bir yüzümüze gülmüş. Bağırmakla kalmayacağım, ben galiba oynayacağım abla. Anam altın saçlı Hayriye. Hayriye kız, yana cincime. Yıldır yıldır Hayriye. Altın saçlı Medine. Songül Hayriye. Hayriye dur, tamam, dikkat çekiyorsun, bakıyor insanlar, dur. Kız yapmayın, somurtmayın. Feleği küstürmeyin ya. Felek gelmiş yüzümüze gülmüş, sonra diyecek buna böyle somurtuyor, küsüp gidecek. Küstürmeyin feleği. Ana! Yani sen kurtuldun tabii abla. Sonuçta Felek seni seçti. Bizzati olarak sana güldü. Bizden haberi bile yok. Ama olsun, biz senin yerine de, senin için de yani çıldırırız, seviniriz. Sevinçten çıldırırız. Kız ayrısı gayrısı mı var ya? Yoksa hepimize yok, varsa hepimize var. Aileyiz biz. Oy, ben seninle koca yüreğine kurban olurum be ablam. Ablam Allah razı olsun, yani bunları söylemen, düşünmen. Ama durun kızlar, vallahi dur. Hadi Gamze, koş sen koş. Kaydır Agil. Hadi yıldır yıldır Gamze. Fıldır fıldır. Şişt, bana bak hadi. Yani bu Yılmaz'ın işleri belli olmaz. Bunun bütün işleri netamettidir. Bak bu hayattayken de böyleydi. Böyle adamlarla işlere girdi, bir şeyler oldu. Bak polislikten atıldı bu adam. Yani Allah günahını affetsin. Bu yani ne iş olduğu belli olmaz bunun. Ablam dertsiz başımıza dert açmayalım şimdi. Ha işte ben de onu diyorum ya. Dertsiz başımıza mı Medine? Senin başın acaba dertsiz kaldı mı bir gün ya? 40 yılda bir talih kuşu konmuş başımıza. Şu başımızı bir rahat bırakın ya. Şu başımızı bir rahat bırakın ya. Abla, abla, abla. Allah aşkına bir bakabilir miyim ya? Yani dokunabilir miyim? Böyle bir sıcaklığını hissedeyim. Burada. Bakayım, bakayım, dokunayım. Burada, az burada. Kıymetlileri. Anam. Abla, aç da bir görelim ya. Hayatımızda hiç görmedik. Bir bakalım. Kız, ben de nasıl açayım? Aç. Kapatırız biz seni. Kimse görmez. Her kime düşünüyor. Dur kapı. Görmez. Etten duran, etten duvar. Çok güzel bir ne yok. Yavaş dur. Dur kız ya. Kapatıyorum tamam. Dur bir dakika. Kulağım titreme geldi. Allah'ım. Bismillah. Allah'ım güzel Allah'ım. Bismillah. Dur. Gelmiyor galiba bu kimse. Dur. Kızlar. Hiç korkmayın ha. Vallahi. Bak çok güzel olacak. Çok güzel olacak. Allah bize yardım edecek. Amin. Abla zengin olunca ne yapacağım? Önce ilk seneye başında hemen kızı okula yazdıracağım. Hemen, hiç burs burs olmasa da olur. Başka? Para yeterse ilk kala iş yeri açarım. Kendine abla, kendine. Ha kendime. Kendime şey yapacağım. Koltukların yüzünü değiştireceğim. Koltuk diyorsun ha? Daha büyük bir hayal kurman gerekse abla, daha büyük. Daha büyük? He. Daha büyük. Yenisini alacağım. Koltukların yenisini alacağım. Ben de zaruretten bu kadın fukara sanıyordum. Meğerse vizyonsuzmuş. Abla, senin en büyük hayalin koltuk mu ya? Aa, kız ne yapayım ben ya? Ben yıllardır eşek gibi çalışmaktan hayal kuracak halim mi kalmış benim? Allah Allah. Siz ne yaparsınız? Söyleyin bakayım, sen söyle. Vallahi ben hemen Esma'nın tedavisini hallederim.
sonra dışta okul masrafları. Valla fukaralığın zenginliği bile üzücü. Çok canım sıkıldı. Buna da hayal beğendiremiyoruz. Sen ne yapardın Hayriye? Ben donanırdım. Baştan aşağı, aşağıdan başa kendimi yenilerdim. Yıkardım, yağlardım, yıkardım, yağlardım. Her yerlerime bakımlar maskele. Ondan sonra da Medine'yi de donatırdım. Süslerdim, pislerdim. Sonra krezenteme sokardım. Bir bakan bir daha bakardı. Hele o Aylin cadısı var ya, bunu görünce böyle sinir krizi geçirirdi. Allah ya. Kız, el üşüyen varsa gelsin burada ısınsın. Vallahi alev alev bir sevda çünkü bu. Kız bırak onu şimdi, bir şey diyeceğim. Biz ne yapacağız bunları ya? Biz bunları nerede bozduracağız? Yani öyle yoldan geçerken gittik bir kuyumcuda bozduramayız ki, başımıza iş açılır. Ay tövbe de abla. Ahan da buldum. Sen böyle pis iş falan dedin ya, hani hırsızlıktı, dolandırıcılık falan. Ne hırsızlığı? Yok öyle şey yani, günah. Harcamazsın, kursağında kalır Hayriye. Kız Medine saçmalama, biz mi çaldık ya? Çalıntıysa çalık mal yani, bizlik bir şey yok. Ablam orada kendi adına ayrılmış kasaya gitti, kayıtlı kuyutlu, imzalı, her şeyi hakka, hukuka göre yaptı yani. Ayrıca çalıntı olduğunu da bilmiyoruz ki. Ya ne bileyim, sen öyle hırsızlık deyince ben öyle bir şey oldum Hayriye. Olma, sen bir şey olma. Şimdi diyelim ki bu para pis iştense, onunla ilgili ne yapılacağını en iyi kim bilir? Kim bilir? Dolandırıcı, düzenbaz, alavereci, dalavereci ama her şeyden önemlisi yalancı olan, akla gelen ilk kişi. Alo, Hayriye canım. Canım mı? Hayriye yeterli bir hitap. Vallahi sen ne dersen o be Hayriye. Aradın ya sonunda. He. Şimdi Demir, ben senden bir konuda bir danışmanlık alacaktım. Yani bir şey danışacaktım. Çünkü yani düşündüm, taşındım bu konuda. Senden başka aklıma hiç kimse gelmedi yani ilk isim olarak. Sen şimdi böyle sinirle bana adam değilsin falan dedin ama ben senin emrine amadeyim yani. Konu nedir? Ben sana ne sorabilirim ki? İtlik, serserilik, düzenbazlık. Nasıl? Bence sakın söyleme. Gerçeği söyleme. Yok öyle demeyeceğim. Şimdi şöyle Demir. Şöyle başlayabilirim. Böyle benim bir arkadaşım yolda yürürken böyle gide 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 yere baka baka baka. Belki de yani yerde para bulurum gibisinden. Sonra bir anda şey oluyor, ayağının ucunda şey görüyor. Ney? Pırlanta. Nasıl yani pırlanta? İşte öyle yürürken Allah'ın işi ayağına bir tane pırlanta çarpmış. Yani Hayriye, bu biraz bana şey geldi ama neyse. Ama ne geldiyse geldi ya, Allah Allah. Öyle olmuş yani, arkadaşımın ayağının ucuna gelmiş. Şimdi benim bu arkadaşım acaba ne yapsın diyoruz yani. Acaba bu arkadaşım bu pırlantayı alıp kuyumcuya gitse başına bir şey gelir mi? Yok, olmaz öyle ya. Tanıdığı, bildiği birine gitmesi lazım. Nasıl tanıdığı? Kim gibi mesela? Vallahi şey vardı ya, kuyumcu. Saffet abi diyorlar ha, Saffet. Saffet abi diyor. Saffet abi. Tamam o zaman sen onu bana numarasını at. Saffet'in numarasını ver bana. Yok, numarası yok da. Zaten telefonda olmaz bu işler bak. Arkadaşın direkt gitsin. Saffet kuyumculuk diye yüz yüze halletsin işini işte. Ben adresi atıyorum sana. Gitsin diyorsun yani, göz göze, yüz yüze, orada oracıkta, tamam o zaman, sağ ol. Hayriye. Ya telefonda böyle senin adını görünce kalbim küt küt attı biliyor musun ya? Ya Demir, işine bak. İşleyen demir ışıldar, bırak ben de ışıldayayım, haydi sağlıcakla. Alo, Hayriye kapatma, Hayriye... Of Hayriye'm, of ya. Sen böyle hırçın deli dalgalar gibi köpüre köpüre benden uzaklaştıkça ben daha çok çekiniyorum sana. Of be gülüm ya, of. Ne oluyor ya? Hanımefendi kusura bakmayın ya, böyle duygusal olaylar oldu da. Şimdi dışıma çıktı. Pardon yani. Deli mi ne? Allah'ım ya. Şu hallere bak, hallere. Daha fazla video izlemek için kanalımıza abone olabilir, ilk izleyen olmak için bildirimleri açabilirsiniz.